Şimdi ikiz gebelik var ve sağlıkları yerinde ama alınması gerekiyor anne karnından. O sürecin haftası nedir diye soruyorsunuz ve tabii bir yoğun bakım süreci de ister istemez olacaktır ama bebeklerin sağlığı için ve annenin sağlığı adına o sürenin haftası nedir diye izleyicilerimiz merak ediyor. Eğer herhangi bir problem yoksa anne sağlığı veya bebeklerin sağlığı açısından... Kilo artışı olan izleyicilerimiz var fazlasıyla. Yani şöyle, anne çok kilo aldı diye hiçbir zaman gebeliği önce sonlandırmıyoruz. Yani ikiz gebeliklerde doğum gerekçesi çoğu zaman doğumun başlaması oluyor zaten. Evet. Kendiliğinden suyu geliyor veya ağrısı oluyor. Sinyaller var. Aynen, doğum eyleminin başlaması. Hı. Sinyalleri verildiği için biz ikiz gebeliklerde doğum alıyoruz. Yoksa hani anne çok kilo aldı, doğurtalım gibi bir şey asla söz konusu değil. Ama doktorların belki de gördüğü bazı işaretler var. Mutlaka bazı riskleri vardır. Mesela gebelik şekeri eşlik edebilir beraberinde. Sadece kilo artışı değil de şekerler yükseliyordur, kontrol altına alınamıyordur. O durumda belki sonlandırılabilir veya yine önemli risklerden bir tanesi gebelik tansiyonu, işte ikiz gebeliklerde daha fazla görülebilir. Tansiyonun kontrolsüz olarak artması olabilir. Belki kilodan kastedilen orada ödem olabilir. Evet. Gebelik tansiyonunda çoğunlukla ödem görürüz. O bacaklarda işte gode bırakan ödem deriz. Parmağı bastırınca böyle içeriye doğru çukurlaşma olur. Evet, onun derecesi önemlidir. Aynı zamanda işte idrarda proteinin varlığı, yokluğu bu tansiyon göstergelerinden bir tanesi. Hani bunlar olabilir doğum yaptırmaya sebep. Doktor takibinde olduğumuz zaten kesinlikle. Gereken bilgileri meslektaşlarınız verecektir.